Afrika'dan gelen güzel haberlerini aldım. Şirket memnun oldu. Oralarda darbe yapmak çok kolay. Bulman gereken tek şey sarhoş bir general. Karşılığında milyar dolarlık elmas ve altın madenlerini hemen teslim ediyorlar. Dünyada bu kadar zayıf insan varken asla aç kalmayız. Tebrik etmek için mi çağırdınız? Tabii ki hayır. Fadil'in başına gelenleri duymuşsundur. Duydum. Masada bir sandalye boşaldı. Seni önerdim. Tabii kendini ispat etmen gerekecek. Konu nedir? Konu Doğu Akdeniz ve doğalgaz. Orada epey canımızı sıkıyorlar. Libya ile yaptıkları şu anlaşma. Mavi vatan saçmalığı mı? Öyle mi diyorlar? Her neyse. Orada bütün dünyaya yetecek kadar rezerv var. Bizim şirketlerimizi bypass edip gelip burada doğalgaz ya da petrol çıkarmaları en hafif tabirle densizlik. Bence küçük bir uyarıya ihtiyaçları var. Ya bizimle masaya otururlar ya da... Ya da Türkiye'ye barış ve demokrasi götürürüz. Bu fikri sevdi. Doğu Akdeniz'de tarihi bir günün öncesindeyiz. Uzun süredir bölgede sürdürülen ve uluslararası tartışmalara neden olan petrol ve gaz arama faaliyetleri neticesinde bulunan büyük petrol rezervinin sondaj çalışmaları tamamlanmak üzere. Açılan ilk kuyudan petrol çıkarılacak. Bu rezerv Türkiye için tarihi bir öneme sahip. Okay dann, auf Wiedersehen. Okay. Mach mal gut. Rosa. Selam. 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 Anne. Tamam. Oh, babiş. Ne habersiniz? O çocuk kimdi? Miroslav. Geçen hafta tanıştık. Seni evine mi bırakıyor? Evet. Ne var bunda? Ona söyle, bir daha sana dokunursa bundan sonra kolsuz Miroslav olur ha. Babiş, bırak bu geri kafalılığı. Yani bazen çıklığını tutuyor. Konusu açılmışken Türkiye'ye taşınıyoruz. Güzel şaka, sevdim. Şaka değil. Ben böyle bir şey asla kabul etmem. O Orta Doğu ülkesine de gitmem. Orta Doğu'ya gitmiyoruz. Türkiye'ye gidiyoruz. Sen ciddisin. Son derece ciddi. Ya ben böyle bir şey kabul edemem. Benim okulum ne olacak? Detayları konuşuruz. Arkadaşlarım? Görüntülü ararsın. Baba bak, bak lütfen saçmalama. Bak Rosa, kızım. Bak bu benim için çok önemli. Siz olmadan da başaramam. Desteğinize ihtiyacım var. Bir iki sene kalıp döneceğiz zaten. İnanmıyorum size ya. Ya size inanamıyorum. 19 yaşındayım ben. 19. Ve siz böyle bir karalırken burada bana da sormak zorundasınız. Benim burada bir hayatım var.
Sana da sorduk işte. Cevabımı merak ediyor musun? Hayır. O zaman niye soruyorsun baba? Hayret bir şeysiniz ya. Umarım ne yaptığını biliyorsundur Yıldırım. Defne inan bana, Türkiye'nin bana ihtiyacı var. Roza! Katip. Buyurun Yıldırım Bey. Hazırlıklar nedir onda? Çok güzel bir ev buldum. Biraz sonra size fotoğrafları göndereceğim. Onu demiyorum, diğer hazırlıklar. Hepsine çalışıyorum. Sizi mutlu edecek çok şey var, çok. Bari sen mutlu et. Hoş geldiniz. Hoş bulduk katip. Araba şimdi geliyor. Bari İstanbul'a falan gitseydik. Ne işimiz var bizim Ankara'da? Ankara'yı da seversin kızım. Benim çocukluğum burada geçti. Ah Yıldırım, iş açtın başımıza. İnşallah buna değer. Yıldırım Bey merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Ebru ben, gazeteciyim. Türkiye'ye geleceğinizi biliyorduk. Öyle mi? Nereden? Gazeteciyim dedim ya. Sizinle eğer izniniz olursa ilk röportajı ben yapmak isterim. Röportaj mı? Evet. O nereden çıktı? Türkiye'de bir takım yardım faaliyetleri için bulunduğunuz söyleniyor. Siyasete atılmayı düşünüyor musunuz? Hanımefendi, şu anda ailemin yanındayım. Siyaset falan nereden çıkardınız? Almanya'nın en zengin iş adamlarından biri olduğunuzu biliyoruz. O kadar zengin olsaydım özel uçakla gelirdim. İki tane uçağınız var zaten. Hanımefendi, lütfen. Peki, şöyle yapalım o zaman. Siz benim röportaj talebimi kabul edin. Ben de sizi bir daha rahatsız etmeyeyim. Aksi takdirde tam bir baş belası olabilirim. Yakanızı hiç bırakmam. Tamam hanımefendi, bakarız. Güzel. Bu benim kartım. Aramanızı bekliyor olacağım. Tamamdır Ebru Hanım. Çok memnun oldum. Tekrar hoş geldiniz. Ne inatçı kadınmış bu da ya. Gitme de. Hadi binin hadi. Anlaşılan burada bayağı popüler olacaksın. İner inmez röportaj teklifleri falan. Berlin de bana asla gerçek adımla hitap etme. Tamam efendim. Bak, bu ilk görev. Şimdi öğrendiğin her şeyi uygulama zamanı. Evet efendim. Sizi asla utandırmayacağım. Hiç merak etmeyin. Ve asla kimseye güvenme. Hak etmeyene hak etmediği bilgiyi vermek zulümdür. Tamam efendim. Buyurun efendim.